Nityam ve Savi evliliklerinde mutlu günler geçirirken Barjatya'dan gelen kötü haberle sarsılırlar. Rakşam ve Sonam tüm mal varlıklarını kaybetmiştir. Nityam ihanetleri yüzünden onlara yardım etmeyi reddeder. Savi Nityam'ı ikna etmeye çalışsa da Nityam kararında ısrar eder. Rakşam ve Sonam otelde kalmak isterler. Fakat kartları bloke edilir. Nityam ise Barjatya ile ortaklık yaparak kontrolü ele geçirir ve Rakşam ile Sonam'ı zor durumda bırakır. Rakşam ve Sonam çaresizlik içinde hayatta kalmaya çalışırken Savi onlara yemek verir. Rakşam pişmanlıkla gözyaşı döker, annesi tarafından affedilir. Nityam da kardeşini affeder ve aile yeniden bir araya gelir. Nityam, Barjatya'ya rakip gibi görünse de aslında amacının kardeşini kazanmak olduğunu gösterir. Sonunda Nityan belgeleri Rakşam'a geri verir ve onu affeder. Savi hamile olduğunu öğrenir, bu haber ailede büyük sevinç yaratır. Ancak Sonam, Savi'nin bebeğini kıskanır ve karanlık planlar yapar. Rakşam, Sonam'dan uzaklaşır. Savi'nin hamileliği boyunca aile ona destek olurken, Sonam'ın kıskançlığı artar. Savi, Sonam'la yüzleşir ve Rakşam, Sonam'ın itirafları sonrası evliliklerini bitirir. Vedika ve Nutan, Savi'nin yedinci ayı için geleneksel bir tören düzenler. Ancak Sonam, kıskançlıkla Savi'nin mutluluğunu bozmak için bir plan yapar. Savi'nin bebek shower partisi sırasında, Nutan'ın gözyaşları ve Sonam'ın gizli planları gerilimi artırır. Sonam, Savi'nin mutluluğunu bozma niyetindeyken, parti beklenmedik bir saldırıya sahne olur. Bir saldırgan, Savi'nin takılarına göz diker ve ona saldırmaya çalışır. Nityan bu durumu fark edip Savi'yi korumaya çalışır. Olayların ardından Savi'nin bir kız çocuğu dünyaya gelmesi aileyi büyük bir mutlulukla doldurur. Savi'nin ailesi yeni doğan bebeği büyük bir sevinçle karşılar. Herkes bebeği kucaklamak için sabırsızlanır. Bu sırada yaptıklarından dolayı pişman olur ve kendi kendini polise ihbar eder. Savi sonamı affeder ve şikayetçi olmayacağını söyler. Bebeğin ismi aile bireylerinin kağıtlara önerilerini yazmasıyla çekilişle belirlenir. Sonunda bebeğin adı Savitya Dalmia olarak seçilir. Bu isim ailenin birlikteliğini simgelemektedir. Tüm aile Lord Shiva'ya dualar ederek bebeği karşılar ve sevinçle dolup taşar. Bölüm, Savi'nin ailesinin bebeği gezmeye çıkarmasıyla sona erer.